Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar olan aralıkta bu arada açık parantezler olduğu için aralığa eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 dahil değil değil mi? Evet. Teta eşit değildir. N çarpı pi bölü 5 koşuluna uyan. N eşittir 0 artı eksi 1 ve artı eksi 2 değerleri için hem tanjant teta eşittir kotanjant 5 teta hem de sinüs 2 teta eşittir kosinüs 4 teta eşitliklerini sağlayan kaç farklı teta bulunmaktadır? Altyazı Evet soruda verilenleri sağlayan teta değerlerini bulmamızı istiyorlar. Çözüm aşamalarında şunları yapmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Önce korkmayın. Sonra tüm bu teta değerlerini bulup sinüs, kosinüs ve tanjant, kotanjant arasında dönüşümler yapmamız gerekecek sanki. Bu ya da buna benzer bir soruyla sürenin kısıtlı olduğu bir sınavda karşılaşırsanız trigonometrik özdeşlikleri az sonra benim yapacağım gibi temel prensiplere kadar inerek kanıtlamaya çalışmayın tamam mı? Peki, hadi bakalım. Öncelikle buraya bir dik üçgen çizerim. Evet, evet. Bir de. Bir de sınava girerken trigonometrik özdeşliklere hakim olduğunuzdan emin olmalısınız. Peki bu açı teta olursa bu da pi bölü 2 eksi teta olur öyle değil mi? Tabi her şey her şey radyan türünden şu anda. Buradaki 90 derece pi bölü 2'ye eşit ve iç açıların toplamı da 180 derece. Yani pi ise bu iki açının toplamı pi bölü 2 olmalı. Bu durumda buna teta dediğimiz için diğer açı da pi bölü 2 eksi teta oluyor. Çok güzel. you O zaman şimdi bir de bana kosinüs tetanın ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Ska, koko, takako'dan hatırlayacaksınız. Kosinüs, kosinüs kenarları da A, B, C diye isimlendirelim. Kosinüs, komşu bölü. Aslına bakarsanız anlaşıldığından emin olmak için ska, koko, takako'yu hemen şuraya yazalım. Şimdi kosinüs neymiş? Komşu bölü hipotenüs yani B bölü C. Kosinüs teta eşittir B. B bölü c. Peki başka bu üçgende b bölü c'ye eşit olan ne var? Buradaki açı üzerinden bakarsak bu açının karşısında b kenarı olduğu için b bölü c bu açının karşı bölü hipotenüsü yani sinüsüdür öyle değil mi? Hemen yazalım bu da eşittir sinüs pi bölü 2 eksi teta. Gördüğünüz gibi soruda kullanacağımız eşitliklerden birini elde ettik bile. Yani kosinüs teta'nın sinüs pi bölü 2 eksi teta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Aynı mantıkla sinüs teta'nın da kosinüs pi bölü 2 eksi teta'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki denklemi çözerken çok işimize yarayacaklarını da hemen ekleyeyim. Hatta bunları buradaki denklemi çözerken bile kullanabiliriz. Nasıl mı? Kotanjant 5 teta kosinüs, kosinüs değil evet, kotanjant. Çünkü kotanjant 5 teta, kosinüs 5 teta bölü sinüs 5 teta'ya eşittir değil mi? Ve bu da eğer kosinüsü bu eşitliği kullanarak sinüs türünden yazarsam, sinüs pi bölü 2 eksi 5 teta bölü kosinüs pi bölü 2 eksi 5 teta'ya eşit olacak. Son olarak bunun da tanjant pi bölü 2 eksi 5 teta'ya eşit olduğunu görüyorsunuz. Şimdi eğer eğer bu denklemi çözüp olası tüm sonuçları bulacaksak bir açının tanjantını aldığımızda hemen bir birim çember çizeyim. Bunlar eksenlerimiz evet bu da teta tanjantın karşı bölü komşudan buradaki yarı çap yani doğrunun eğimi olacağını hatırlıyorsunuz değil mi? Ve teta'nın tanjantıyla buna 180 derece ya da pi ekleyerek elde edeceğimiz açının tanjantı birbirine eşit pi eklersek teta artı pi elde ederiz öyle değil mi? Teta artı pi. Gördüğünüz gibi bunun tanjantıyla bunun tanjantı birbirlerinin aynısı. Çünkü iki yarı çapın eğimi birbirine Eşit. Bir tanjant değerine birden çok pi eklediğinizde yine aynı tanjant değerini elde ediyor olmanızın sebebi de budur. Tüm sonuçları elde edeceğimizden emin olmak için şuraya pi'nin katlarını ekleyeceğim. Bunları söyledikten sonra artık ilk denklemi çözmek için hazırız. Diğer sorunlarla daha sonra ilgileneceğiz. Tanjant teta eşittir kotanjant 5 teta. Tanjant teta eşittir kotanjant 5 teta demek yerine tanjant pi bölü 2 eksi 5 teta artı pi'nin tam sayı olan katları yazıyorum. Ve eğer bunun tanjantıyla bunun tanjantı birbirine eşitse bu ikisi de birbirine eşittir. Öyle değil mi? O halde teta eşittir pi bölü 2 eksi 5 teta artı n çarpı pi. Bu arada teta ile pi bölü 2 eksi 5 teta'nın ve pi bölü 2 eksi 5 teta Artı pi'nin tam sayı katlarının birbirlerine ayrı ayrı eşit olduklarını da eklemek istiyorum. Eşitliğin iki tarafına da 5 pi eklersek, e, düzeltiyorum tabii ki de 5 pi değil, 5 e, teta ekleyeceğiz değil mi? Evet sol tarafta 6 teta olur. Sağ tarafta da pi bölü 2 artı n çarpı pi kalır. Burası eksi değil artı olacak. İki tarafı 6'ya bölelim. Teta eşittir pi bölü 12 artı n çarpı pi bölü 6. Bu da eşittir. Kesirli kısmı toplarken zorluk çıkarmaması için pi bölü 12 artı n çarpı pi bölü 6'nın payını ve paydasını 2 ile genişletip 2n pi bölü 12 yazabilirim ve bunu da pi bölü 12 parantezine alırsak buradaki katsayının 1 olduğunu düşünelim. 2n artı 1 çarpı pi bölü 12. Evet işte birinci denklemi sağlayan tüm sonuçlar burada. Şimdi aynı şeyi ikinci denklem içinde yapıp sonuçların bu aralık içinde nerelerde kesiştiğini bulacağız ve buradaki kriterlerimize uymayan durumları da elediğimizde soruyu çözmüş olacağız. Hemen ikinci denkleme geçiyorum. Sinüs 2 teta. Ee, bir saniye bir saniye. Kosinüs 4 teta ile başlayalım. Kosinüs 4 teta neye eşittir? Burada kullandığımız mantığı kullanalım. Kosinüs 4 teta eşittir sinüs pi bölü 2 eksi teta. Biliyorsunuz herhangi bir trigonometrik fonksiyonun içindeki açıya 2 pi ve katlarını eklediğinizde aynı değeri bulacağımızdan dolayı buraya bir de 2 pi'nin katlarını ekleyeceğiz kosinüs 4 teta'nın neye eşit olduğunu bulduk ama yine bir hata yapmışım. Biraz daha dikkatli olmam lazım. Kosinüs 4 teta pi bölü 2 eksi teta'ya eşit değil. Kosinüs 4 teta sinüs pi bölü 2 eksi 4 teta artı 2 pi'nin katlarına eşit. 2 pi eklediğimizde aynı açıyı elde ettiğimiz için buraya 2 pi'nin katlarını eklediğimizi bir kere daha hatırlattıktan sonra bize verilen denkleme geri dönelim. Sinüs 2 teta, kosinüs 4 teta'ya yani buraya yazdığımız değeri eşittir öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Sinüs 2 teta eşittir. Sinüs pi bölü 2 eksi 4 teta artı 2 pi çarpı ne? Sinüsleri eşitse bu iki değerinde birbirine eşit olması gerekir. Bu mantığı bir kere daha kullanarak 2 teta eşittir pi bölü 2 eksi 4 teta artı 2 pi ne yazabilirim. Şimdi iki tarafa 4 teta ekleyelim. Bunu yapınca sol tarafta 6 teta, sağ tarafta da pi bölü 2 bunlar birbirini götürecek ve artı 2 pi çarpı n elde ederiz. İki tarafı da 6'ya bölüyorum. Teta eşittir pi bölü 12 artı 2 bölü 6 1 bölü 3 eder yani pi çarpı n bölü 3. Paydaları eşitleyince de bölü 12'yi yazalım. Buradan pi gelir bunu da 4 ile çarparsak artı 4 n çarpı pi ve bu da 4 n artı 1 çarpı pi bölü 12'ye eşit. Güzel. Şimdi bu çözüm kümesi ile bu çözüm kümesinin nerelerde kesiştiğini bulmamız gerekiyor. Neden mi? Çünkü bizden tüm bunları sağlayan kaç tane teta değeri olduğunu bulmamızı istiyorlar. Ve tabii soruda verilen aralığı da unutmamamız lazım. Şimdi gelin bunlardan kaç tanesinin eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 arasında olduğuna bakalım. Tabii bu ikisi aralığa dahil değil hatırlıyorsunuz değil mi? Buradaki çözümlerin her birinin buradaki çözümlerden biri olacağını çoktan anladınız çünkü ne neye eşit olursa olsun burada buradakinin iki katını elde edeceğiz. Evet buradaki çözümlerin her biri aynı zamanda buradaki çözümlerden biri olacak. Kısacası bu denklemi sağlayan tüm çözümlerin bu denklemi de sağlayacağını görüyoruz. Bunun için aslında buradaki çözümleri sayabilirdik ama ben bu denklemi sağlayan çözümleri bulup bunlardan hangilerinin bunu da sağladığını göstereceğim. Yine de soruyu daha hızlı çözmek için bu denklemi sağlayan çözümleri saymak gerektiğini bir kere daha söyleyeyim daha doğrusu bunun yeterli olduğunu bir kere daha söyleyeyim. Şimdi gelin sayalım. N eşittir sıfırla başlayalım. Hatta yazmayayım. N sıfır olduğunda burası pi bölü 12 eder. N 1'e eşitse 3 pi bölü 12. N 2 ise 5 pi bölü 12 olur. N 3 olamaz çünkü 3 olursa 7 pi bölü 12 elde ederiz ve bu da pi bölü 2'den büyük. 6 pi bölü 12'den büyük yani değil mi? Evet. Sırada negatif n'ler var. N eksi 1 ise bu eksi pi bölü 12. N eksi 2 ise eksi 3 pi bölü 12. N Yeah. <laughs> eksi 3 ise eksi 5 pi bölü 12 elde ederiz. Ne burada da eksi 4 olamıyor çünkü eğer olursa elde edeceğimiz eksi 7 pi bölü 12 aralığımızın dışında kalacak. Bu denklemi sağlayan değerleri bulduğumuza göre bunlardan hangilerinin bu denklemi de sağladığına bakabiliriz artık. Bu denklem için n ise pi bölü 12 elde ederiz değil mi? n 1 ise 5 pi bölü 12 n 2 olamaz çünkü o zaman aralığın dışına çıkıyoruz. n eksi 1 ise eksi 3 Pi bölü 12, n eksi 2 olursa eksi 7 pi bölü 12 elde ederiz ve bu da aralığın dışında olacak değil mi? n eksi 2 olamıyor. Ve gördüğünüz gibi 3 tane çözüm elde ettik. Ve bunlardan hiçbiri buradaki kısıtlamaya uymuyor. Yani hiçbiri pi bölü 5'in katı değil zaten. Sorumuzun cevabı 3'müş. Az önce de söylediğim gibi daha hızlı olabilmek için birinci denklemle uğraşmadan doğrudan ikinci denklemi sağlayan çözümleri bulmamız yeterliydi. Çünkü yukarıdaki denklemi sağlayan her çözüm zaten aşağıdakini sağlamak durumunda.